Egecan Halıcı geliyor. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hangi ismini tercih edersin? Egecan. İkisi birlikte. Egecan nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız genelde? Teşekkür ederim. Seni tanımak isteriz. Tabii ki. Egecan Halıcı. 26 yaşındayım. Koç Lisesi'nden mezun olduktan sonra Amerika'da, Kaliforniya Üniversitesi San Diego'dan fizik bölümünden mezun oldum. Yaklaşık 3 sene önce ülkeye geri döndüm. Şimdi de yazılım mühendisliği yapmaktayım. Benden 14 yaş küçük bir kardeşim var. Onunla beraber vakit geçirmek çok farklı bir deneyim oluyor benim için. Yaş farkından dolayı. Onun dışında... Kız mı, erkek mi? Erkek. Onun da Sinan. Buradan selam söyleyeyim. Onun dışında hobilerim, müzik ve spor alanında çok ilgileniyorum. Çok ilgiliyim. 10 seneye kadar bir lisanslı basketbol geçmişim var. Hem kulüpte hem ilkokul ve lise takımlarında. Zaten şu anda hani gönüllülük esasında hani Beşiktaş kulübü, Tekel Sanayi Basketbol takımı için bir destek grubumuz var. Beraber projeler geliştiriyoruz. Ona da yeni başladık sayılır. Omuzlar genetik mi Egecan? Hem genetik hem işte biraz dediğim gibi basketbol ve diğer sporlar, kickboks gibi oradan gelme olabilir. Sadece basketbolda olmaz o omuz. Evet, var biraz spor, evet Kenan Bey. Ama yemeği de seviyorum. Neyi seviyorsun? Yemeği de seviyorum. Her yer geniş. Hepsinden var diyorsun. Aynen. Kiminle geldin? Kız arkadaşım Zeynep'le geldim. Sözü kendisine verelim. Tabii. Zeynep, hoş geldin. Merhaba Kenan Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Seni de tanımak isteriz. Adım Zeynep Şatana, 25 yaşındayım. Ben de İstanbul'da yaşıyorum, özel bir firmada çalışıyorum. Egecan'a destek olmak için geldim. Ona bol şans dilerim. Umarım keyifle istediği gibi ilerler. Umarım. Teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldin. Egecan, kuralları biliyorsun. Evet, biliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Hangisindeki eğitimini tamamlayanlara okul öncesi eğitimini başarıyla tamamlayarak bu belgeyi almaya hak kazandın yazan bir diploma verilir? A. Doktora, B. Yüksek lisans, C. Lise, D. Anaokulu. D. Anaokulu son karar. Nefes. Tebrikler Egecan. Teşekkürler. Sırada ilk baraj sorumuz var. 2000 lira değerinde sorumuz geliyor. Boks hakemleri maç esnasında genellikle hangisini takar? A. Bel çantası, B. Papyon kravat, C. Güneş gözlüğü, D. Hasır şapka. Ben bunu seyirciye sormak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler, boks hakemleri maç esnasında genellikle hangisini takar? A. Bel çantası, B. Papyon kravat, C. Güneş gözlüğü, D. Hasır şapka. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %78 oranıyla B şıkkı demişler. Sen ne dersin? Ben de katılıyorum. B. Papyon kravat son karar. Bel çantası mı kafanı karıştırdı Egecan? Evet, şimdi yani süreden dolayı belki hani 15 saniye süresi hızlı geçiyor. Ne olur ne olmaz dedim ben. Evet, ilk gördüğün anda cevabı çıkartamıyorsan Joker kullanma ihtiyacı hissediyorsun o heyecanda. Katılıyorum ve tebrik ediyorum. İlk barajı geçtin. Çok 2000 lirayı garantiledin Egecan. Çok mersi. Bir hedef belirlemiş miydin? Hedefim yok aslında yani. Ben bütün gün boyunca zaten burada çok keyif aldım. Keyif almaya da geldim. Yani bunu başardığım için, sizle tanıştığım için, bu stüdyoda bulunduğum için çok mutluyum. Asıl hedef buydu bence. Harika. Şimdi sorulara bakacağız. Hep bir sonraki soruyu görmek. Peki. Hedef. Sırada üçüncü sorumuz var. 3000 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisi başlangıcı belli olmayan zaman öncesizlik anlamına gelir?
A. Eyşan. B. Ramiz. C. Ezel. D. Cengiz. C. Ezel. Son karar. Yıllar oldu. Hala sorusu çıkıyor önümüze. Evet. Çok da sevdiğim bir dizidir. Teşekkür ederim. Bu vesileyle de tüm Ezel ekibine buradan sevgilerimi iletmek isterim. Egecan, dördüncü sorumuza geldik. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisi ayın evrelerine verilen adlardan biri değildir? A. Yeni ay. B. Dolunay. C. Yarım ay. D. Çeyrek ay. Dolunay ve yarım ay olması lazım. Yeni ay da var. D. Çeyrek ay son karar. Tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Beşinci sorumuz var. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Ansızın ve bir seferde anlamlarına gelen ifade hangisidir? A. Defaten. B. Binaen. C. Usulen. D. Mealen. Usulen değil. Mealen de olduğunu düşünüyorum. Ben telefonla joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Arda Berk Düzgün, Uğurhan Sezer, Gamze Ejder. Kimi arayalım? Arda Berk Düzgün. Yakınlığınız nedir? Kendisi benim ilk işimden arkadaşım olur. Zaten arkadaşlığımız da çok hızlı bir şekilde ilerledi bu pandemi sayesinde. Yakın dostum. Yazılımcı mı? Yazılımcı o da, evet. Umarım doğru cevap verir. Umarım. İyi akşamlar Arda. Kenan İmirzalıoğlu, ben nasılsın? İyi akşamlar Kenan Bey, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Yarışmacımız Egecan Halıcı 5. soruda takıldı, sana danışmak istedi. Tabii. Egecan şimdi soruyu okuyacak, Arda 30 saniye süren olacak. Hazır mısın? Tamamdır, hazırım ha. Ansızın ve bir seferde anlamlarına gelen ifade hangisidir? A. Defaten. B. Binaen. C. Usulen. D. Mealen. Ansızın ve bir seferde. Ansızın ve bir seferde anlamlarına gelen ifade. A. Defaten. B. Binaen. C. Usulen. D. Mealen. Defaten olması lazım hocam. Tamam, teşekkürler. A defaten. A defaten son karar. Tebrik ediyorum Egecan. Teşekkür ederim Kenan Bey. Altıncı sorumuza geldik. Evet. 10 bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz, sorumuz sonra gelecek. Dinlediğiniz Fransızca şarkının sözleri Ali Kocatepe ve Hıncal Uluç'a ait olan Türkçe versiyonunun adı nedir? A. Bu ne dünya kardeşim? B. Dünya dönüyor. C. Çapkın kız. D. Aşk dediğin laftır. Ben bunun cevabını biliyorum. Çok da sevdiğim bir şarkı. D. Aşk dediğin laftır. Son karar. Tebrik ediyorum Egecan. Çok teşekkürler Kenan Bey. Bildiğin yerden geldin. Evet. Yani ben ilk soru çıktığında hangi dilde mi sorulacak diye bir düşündüm ama melodiyi tanıdığım için sıkıntı olmadı. Evet, doğru cevap verdin. Evet. Tebrik ediyorum ve sıra geldi ikinci baraj sorumuza. Değerli izleyenler, 30 bin lira değerindeki soru geliyor.
Görevimiz Tehlike adlı film serisinin Tom Cruise tarafından canlandırılan baş kahramanı hangisidir? A. John Wick, B. Ethan Hunt, C. Jack Torrance, D. Han Solo. Aklımda bir cevap var. Zaten John Wick ve Han Solo değil. Jack Torrance olmaması lazım. Ben risk alıyorum Kenan Bey. B. Ethan Hunt, son karar. Ecehan, tebrik ediyorum. Çok teşekkürler Kenan Bey. Yani bu sorunun cevabını bilemeseydim büyük ihtimalle Zeynep'in babası Yağmur abi kulaklarımı çınlatırdı. Öyle mi? Kendisi film delisidir. Ama bildin. Evet. Bence bir kez daha gözüne girdin. Ve 30 bin lirayı garantiledin Ecehan. Öyle umarım. Teşekkürler Kenan Bey. Bununla beraber çift cevap joker hakkı kazandın. Neler hissediyorsun? Şimdi zaman kısıtlaması kalktığı için çok daha rahatladım kesinlikle. Hani klişe olacak evet ama hani bu sahne bambaşka gerçekten. Her şeyden şüphe duyuyorsunuz. Çok emin olsanız bile. Jokerlerimi iyi kullandığımı düşünüyorum o yüzden. Kesinlikle. İyi hissediyorum kendimi. Son soruda ikinci baraj sorusunda acaba yarı yarıya kullanacak mısın diye merak ettim. Risk aldım ve kullanmadın. Bir taşla iki kuş vurdun. Evet. Teşekkürler. Sırada 8. sorumuz var. Devam ediyoruz. Edelim Kenan Bey. Değerli izleyenler, 50 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. ...2020'de İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre doğum günlerini hangi ayda kutlayan kişilere diğer aylarda kutlayanlara göre daha az hediye alınmaktadır? A. Ocak, B. Mart, C. Haziran, D. Temmuz. Egecan, seninki ne zaman? Benim Eylül. 18 Eylül. Benim de şöyle bir sıkıntım oluyor hep. Hani doğum günüm Eylül'de olduğu için okulun yeni açıldığı döneme denk geliyor. O yüzden hiçbir sınıf arkadaşımla iyi tanışamadığım için kimse doğum günümü bilmeyip kutlamıyordu. Ama şimdi bu soruyu düşününce hani gözüme ilk Ocak çarpıyor. Hani zaten Aralık'ta yılbaşı hediyelerini alıyorsun. Ocak'ta gerek yok deniyor olabilir. Ama yaz ayları da tabii çok mantıklı geliyor. Enteresan bir soruymuş. Yaz ayları neden mantıklı geliyor? Yani yaz ayları şöyle, Haziran ve Temmuz yakın aylar olmasına rağmen hani İngiltere'de hani belki tatil oluyor ve herkes başka yerlere gidiyor, Avrupa'ya tatile gidiyor İngiltereliler diye biliyorum. Hani dağıldıkları için belki o hediyeleşme merasimi olmuyor. Yani şu an en eleyebildiğim mantıklı olarak Mart. Hani onun bir anlamı yok. Açıkçası yani çok da başka bir fikir yürütemeyeceğim için ben bu soruda önce yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum Kenan. Kullanıyor musun? Kullanıyorum evet. Yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. A. Ocak, D. Temmuz. İki dişli şık kaldı. Evet. Yani dediğim gibi ben başından beri Ocak hani bir sıcak geliyor ama yarı yarıya kullanmışken ben çift cevap jokerimi de kullanmak istiyorum. Kullanıyor musun? Evet kullanıyorum, son karar. İlk tercihin hangisi olur? Tek cevabım varmış gibi düşün. Evet. Ecehan. A. Ocak. Çok riske atmış gibi. Sağlık olsun. Kesinlikle. Aslında o kadar güzel açıkladın ki yani evet. Ocak diyeceksin diye düşünüyordum. Çünkü Temmuz, Haziran yani tek başına Temmuz veya Haziran olsaydı söylediğinde yine çok haklıydım. Ben de çünkü Haziran mağdurlarındanım. İnsanlar dediğin gibi evet. Tatile giderler ve kolay kolay toplanamazsın. Doğru. Fakat Ocak için çok doğru söyledin. Yılbaşında insanlar hediyeleşir ve ocağa pek bir şey kalmaz.
Zaten yeni aldık. Evet, yeni aldık. Geçiştirelim modunu. Evet. Çünkü iki joker şimdi önümüzdeki sorularda sana lazım olacaktı ama sen böyle tercih ettin Egecan. Devam ediyoruz. Edelim Kenan. Öncelikle tebrik ediyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Değerli izleyenler, 100 bin lira değerindeki 9. sorumuz geliyor. Nüfus yoğunluğu en fazla olan ülke hangisidir? A. Singapur. B. Monaco. C. Bangladeş. D. Çin. Evet. Singapur'a çok yakınım nedense. İlk aşamada öyle hissediyorum. Çin olduğunu düşünmüyorum. Yani Çin'in yüz ölçümü çünkü çok büyük. Hani 1,5 milyon insan olsa da. Monaco da keza hani çok ufak bir ülke ama o kadar fazla vatandaşı yok diye biliyorum. Nedense Singapur böyle bir yerlerden çağrışım yapıyor Kenan Bey. Bangladeş için ne düşünüyorsun? Ya Bangladeş de çok kalabalık bir ülke ama dediğim gibi onların da çok yüz ölçümü o kadar küçük değil. Diye olması lazım. Hani Hindistan'ın kuzeyinde, Kuzey Hindistan. Nüfus yoğunluğu. Yüz ölçümü küçük, insanlar çok. İşte o yüzden Singapur aslında çok şey geliyor. Hani öyle de bir şey okudun mu acaba? Singapur gerçekten kalabalık bir ülke. Bence Çin o yüzden kesinlikle değil. Sırf yüz ölçümü yüzünden. Monaco'da nüfusu az olduğu için değil gibi geliyor bana. Jokerleri de keşke bir önceki soruda Ocak deseydim. Bir çift cevap joker hakkı şimdi olsaydı. Riske alıp şu an bu soruyu pas geçebilirdim. Sanırım ben riske alacağım Kenan Bey. Gerçi. Ne geçiyor aklından Egecan? Ya şu an risk alıp hani yanlış cevap verirsem 30 bin lira alıyorum ikinci baraj. Evet. Zaten dediğim gibi ben hani para için ilk keyif almaya geldim. Doğru cevap verirsen de 100 bin liran olacak ve 200 bin liralık soruyu açtıracaksın. Evet. Hani bu da çok güzel çünkü ben zaten burada hani cevaplayabildiğim kadar soruyu cevaplamak istiyorum. Ben bu riski göze alıyorum Kenan Bey. A. Singapur. Son kararım. Monaco. Nedense yani o da Monaco mantıklı tabii. Monaco bir şehir kadar tabii. Şehir çok kadar küçük. Ama yoğunluk o kadar hani çok da bir zengin bir şehir olduğu için hani o kadar fazla yaşayanı yok diye kalmış aklımda. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Keyif Egecan aldım. Çok güzel bir yarışma çıkardın. Çok seninle devam etmek Kenan isterdik. Evet ben de devam etmek isterdim Kenan Bey ama. Ne paylaşmak istersin ayrılmadan önce? Dediğim gibi ben bugün çok keyif aldım. Öncelikle teşekkür ediyorum herkese. Onun dışında diğer yarışmacı arkadaşlara da başarılar diliyorum. Çok keyifliydi. Güzel bir deneyim oldu benim için. Çok güzel bir hatıra. Bu şekilde. Biz de sana teşekkür ederiz. Tebrik ediyorum. 30 bin lirayla uğurluyoruz Egecan seni. Böyle alın lütfen. Başarıların devamını dilerim. Çok teşekkürler Kenan Bey. Çok memnun oldum. Çok Ali Ermeç geliyor. Merhabalar, buyurun. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Kenan Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sizin yaşadığınız Anadolu'nun bağrından geldim. Nereden efendim? Sizin de yaşadığınız, doğup büyüdüğünüz Anadolu'nun bağrından geldim. Eskişehir'in Alp ilçesinden geldim. Pırıl pırıl tertemiz bir Alp ilçesi. Yüreği sevgi dolu, kalbi dolu Alp ilçemin bütün güzel insanlarına buradan saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Evliyim.
İki çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Buradan torunum Çınar'a selamlarımı iletiyorum. Gerçekten sizinle sohbet etmek çok güzel bir duygu. Duygularımı ve düşüncelerimi anlatmakta belki biraz zorlanacağım ama yine de dilimin döndüğü ölçüde sizlere ve bu güzel ATV ailesine bir şeyler anlatma gayretinde olacağım. Buyurun efendim. Gerçekten inanılmaz bir ekibiniz var arka tarafta da. Hepsiyle gurur duyuyorum çünkü çok yardımcı oldular. Pırıl pırıl insanlar. Zaten Anadolu'nun bütün insanları güzeldir. Hoştur, sohbettir. Anadolu topraklarında yaşamış olmak benim en büyük gururum. Dünyaya bir daha gelirsem yine Anadolu topraklarında dünyaya gelmek isterim Kenan Bey. Kenan Bey ben hemen özüne girmek istiyorum. Buyurun efendim. Küçükken ben kekemeydim. Bilgi olsun diye paylaşıyorum aynı zamanda. Ben solağım. Aile baskısıyla uzun yıllar benim sağ elimin kullanılması şeklinde bir baskı oldu. Bunun neticesinde ben de kekeme oluştu. 6 yıl boyunca. O baskının üzerine kekeme oldunuz. Aynı zamanda algı sorunu da yaşadım. İşte bu benim eğitimime de yansıdı ve güzel bir temel eğitim alamadığım için okuyamadım maalesef. Hı hı. İlkokula kadar mı okudun? Evet. Çok değer verdiğimiz, Allah rahmet eylesin, şimdi öldü kendisi. Onun fark etmesiyle bu sorun çözüldü. Tekrar sol elimi kullanmaya başladığım zaman kekemelik sorunu ve algı ortadan kalktı ama iş işten geçmiş oldu. Temel eğitimi alamadığım için okuyamadım. Ama hitabet sanatının ve insanın kendini ifade etmesinin ne kadar önemli olduğunu kavradım ve ondan sonra okumaya aşık oldum. Ben belki bilmiyorum diğer insanlar kitabı nasıl okurlar ama ben farklı okuyorum kitapları. Nasıl okuyorsun? Kitabın yaprağını açtığım zaman yazarın düşüncelerini ve duygularını anlamaya çalışıyorum. Tabii bu arada kitabı da okuyorum. Yazdıklarından sonra tabii değil mi? Evet. Daha sonra bazı yerlerde yazarla beraber kol kola yürüyoruz. Bazen düşünceleri ve duyguları bana hitap etmiyor. Ayrılıyoruz, savaşıyoruz. Kitap bitene kadar bazen barış içinde, bazen savaş içinde gidiyoruz ve o okuduğum kitap o gün bitiyor. İnanılmaz zevk alıyorum okumaktan. Kimleri seversiniz en çok? Kitaplara aşığım diyebilirim. Kimleri seversiniz en çok? En çok Adolf Hitler'in Kavgam kitabından etkilenmişimdir. Etkilenmişimdir sadece. O kadar. Daha ötesi yok. Sefiller okumuşumdur. Birçok kitap okudum. Çevre kitapları okudum ben. Aynı zamanda çevreciyim. Yok, ben yazar ismi, hani kol kola yürüdüğünüz yazarlardan en çok kimi seviyorum? Ya isim vermeyeyim şimdi burada. Reklam olur. Reklamı yapılacak o kadar şey var ki. Ben kısaca özet geçeyim çünkü yarışmanın evet, şeysinden ayrılmayalım diye tabii, düşünüyorum. Tabii. Ama şunu söylüyorum. Hayatınızı kitap nasıl okurken... geçindirdiniz? Efendim? Hayatı nasıl geçindirdiniz? Neler yaptırdınız? Yaşam gayesiyle nasıl mücadele ettiniz? Bir çiftçi çocuğuyum ben. Ailem çiftçilikle geçimini sağladı. Biz toprağın verdikleriyle beslendik ve toprağın kıymetini çok iyi biliriz. Maalesef ülkemiz... Halen öyle mi? Efendim? Halen öyle mi? Hayır, ben çiftçiliği seçmedim. Esnaf olarak uzun yıllar lastik tamirciliği yaptım. Hı hı. İşte bu lastik tamirciliği yaptığım dönemlerde siz de bir ara uzun zaman çiftçilik yapıp kaslarınızı geliştirmişsiniz herhalde. Evet. Ben de lastikleri kaldırarak kaslarımı geliştirdim. Aynı zamanda ağırlık çalışmaları da yaptım ben. Hı hı. Ağırlık çalışmaları derken öyle kapsamlı değil. Traktörlerin arka lastiklerinin ağırlıklarını kaldırdım. O şekilde o şekilde yaptım ben bu çalışmaları. Ama sabahları 5 kilometre koşarım. Nefes egzersizine çok önem veririm. Fırsat verilirse ben burada sabahlara kadar sizinle sohbet edebilirim. O yüzden yarışmaya geçsek daha iyi olur. Hadi yani... Kiminle geldiniz efendim? Çok değer verdiğim, arkama bakmamamı söylediler. Eğlenirim diye. Çok sevdiğim Yusuf Göceci kardeşimle geldim. Sözü aynı zamanda kendisine verelim mi? Buradan da eğer adlarını söylemezsem çok gücenirler. Yusuf Yenidoğan ve Halil Yerci'ye de buradan selamlarımı iletiyorum. Teknik anlamda çok yardımcıları oldu. Ben biraz soluklanayım siz. Peki. Yusuf, merhaba, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk Kenan Bey. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Seni de tanımak isteriz. Adım Yusuf Göceci, 21 yaşındayım. Fırıncılık mesleğiyle uğraşıyorum. Kendisinin heyecanına ortak olmaya geldim. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz. Ali Bey nasıldır, hep böyle yüksek enerjili midir? Her zaman böyledir.
Hiçbir zaman değişmez. Yaşadığım yerde bana birçok lakaplarda da bulunurlar. Tekrar hoş geldin. Arkama bakamıyorum, o güzel yerin yüzünü göremiyorum. Yaşadığınız yerde? Yaşadığım yerde bana deli derler, biyonik Ali derler. Aynı zamanda ben YouTube kanalına videolar atıyorum. Çılgınca videolar, güzel de videolar atıyorum ama takipçiye bir türlü ulaşamadık. Dedik ya, benim bir teknik ekibim var. Tabii bu teknik ekipte saydığım isimler de var. Ya dediler, yarışma programlarına katılalım. Bak senin toprağın var orada, Kenan İmirzalıoğlu beyefendi. Müracaat edelim. Ya o kadar da kolay olmadı. Bir sürü barajlardan atlattılar kolay beni. Kolay değil Ali olsunlar. Bey, bu koltuğa oturmak kolay değil. Benim kusura bakmayın. Benim işlemliğimi keşfettiler. konuşmanın çok önemli olduğu burada gözüne çıkıyor. Evet Ali Bey. Çünkü Türkiye'nin güzel insanlarına burada kendimizi tanıtıyoruz. Hitabetimizi konuşturuyoruz. Yarışmaya geçelim mi? Sizin de aynı zamanda inanılmaz fanatiyim ben. Özellikle dizilerinizden aşinayım. Güzel de sunuyorsunuz bu programı. İlerleyen zamanlarda eğer buradan ayrılmayı düşünüyorsanız yani beni de gündeme alın, sıralamayı alın. Güzelce sunabilirim diye düşünüyorum. O zaman ama İngilizcem biraz zayıf. O zaman bir prova yapalım Ali Bey. Bir milyoner anonsu yapalım şöyle sizden. Sizin ağzınızdan duyalım. Bir milyoner anonsu. Hiç onu ezberimi almadım. Direkt yarışmaya geçelim. Bayağı bir zaman harcadık. Seyircilerimiz alır bunu. Dikkate alır. Kenan Bey'in ekmeğini elinden almaya geldi zannederler. Üzülürüm sonra. Of of. Ha, benim deli olduğumu algılamayın ha. Yani çok okuyan bir adam var karşınızda. Hepsi o. Ali Bey, yarışmaya geçelim mi? Kesek iyi olacak yoksa sabaha kadar. Harikasınız. Hepinizi seviyorum. Sizin harikalığınız. Gerçekten. İnşallah sorular kolaydır. Umarım. Üzerimde inanılmaz bir baskı var. 1 milyon almadan gelme dediler ya arkadaş. Bilginin sınırı yok. Ben bak 35 yıldır okuyorum. Denizde bir damla bile değilim. Yani bunu kabul edin. Ama adımızı duyuracağız inşallah. Evet inşallah. Bence duyurdunuz bile Ali Bey. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Ve ekibiniz sayesinde. Ali Bey, kuralları biliyorsunuz. Biliyorum. Hazır mısınız? Hazırım. Sanırım ben hazırım değilim. Hazırım zaten ben. 10 yıldır hazırım. Sizinle karşılaşmaya 10 yıldır hazırım. Ben de gözyaşlarımı sileyim şöyle. Evet efendim, milyoner başlıyor. Hangisi açıklanmaması gereken bir olayı dolaylı yoldan anlatmak için kullanılan sözdür? A. Görürsün ya. B. Duyarsın ya. C. Anlarsın ya. D. Bakarsın ya. Seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler, hangisi açıklanmaması gereken bir olayı dolaylı yoldan anlatmak için kullanılan sözdür? A. Görürsün ya. B. Duyarsın ya. C. Anlarsın ya. D. Bakarsın ya. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %89 oranıyla C şık demişler Ali Bey. Siz ne dersiniz? Seyircilere güveniyorum. C şıkkı, anlarsın ya, son karar. Ali Bey, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sırada ilk paralel sorumuz var. 2000 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisi tatlıcıların menülerinde görebileceğiniz bir tatlı türüdür? A. Boza revanisi. B. Su muhallebisi. C. Limonata keşkülü. D. Kefir trileçesi. Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Hangisini? Süreniz azalıyor efendim. Seyirci joker. Onu kullandık. Telefon joker hakkı. Tabii ki. Yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Mehmet Çetiner, Yaşar Ayaz, Ayhan Yiğit. Kim arayalım? Mehmet Çetiner'i aramak istiyoruz. Yakınınız nedir Ali Bey? Alp ilçesinde görev yapan çok sevdiğimiz bir öğretmenimiz. Aynı zamanda özel dersler veriyor çocuklarımıza. Umarım doğru cevabı verir. İnşallah.
Mehmet Bey, iyi akşamlar. Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? Teşekkür ederim Kenan Bey. Siz nasılsınız? İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Yarışmacımız Ali Ermeç ikinci soruda takıldı. Size danışmak istedi. Tabii ki. Ali Bey şimdi soruyu okuyacak. 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırım. Hangisi tatlıcıların menülerinde görebileceğiniz bir tatlı türüdür? A. Boza revanisi. B. Su muhallebisi. C. Limonata keşkülü. D. Kefir tilileşçesi. Tekrar okuyabilir misiniz hızlı bir şekilde? Boza revanisi, su muhallebisi, limonata keşkülü, kefir tirilecesi. Su muhallebisi. Ali Bey, 4 saniyeniz var. Zamana dikkat etmenizi rica edeceğim. Ali Bey, süreniz bitiyor. Su muhallebisi B, son karar. Aslında ben çok heyecanlanan bir insan da değilim ama buranın atmosferi gerçekten sıkıntılı. Özellikle jokerlerimi devre dışı bırakıp gerçek anlamda gücümü göstermeye de çalışıyorum. Bu da bir ek bilgi olarak. Evet. Böyle sizlerle bir, paylaşmakta yarar görüyorum. Böyle bir yorumu ilk defa dinliyorum ben de yani, altıncı isterime de çok güvenirim. Belki birçok seyirci bunu bir zayıflık işareti olarak da görmüş olabilir. Ama ilerleyen zamanlarda beni daha iyi tanıyacaksınız canlar. Devam edelim. Yoksa Ali Bey, tebrik ediyorum. İlk barajı geçtiniz. Sizinle sohbet etmek daha güzel Kenan Bey. İlk barajı gerçekten geçtiniz. Gerçekten çok az insana nasip olur böyle uzun süreli, uzun soluklu sohbet edebilme şansı. Allah'ım bu şansı da bana verdi. Çok teşekkür ederim efendim. Çok naziksiniz. İlk barajı geçtiniz. 2000 lirayı garantile ettiniz. Bir hedef belirlemiş miydiniz kendinize? Ya üzerimde çok büyük bir baskı var Kenan Bey. O baskıyı kaldırırsak kendinize bir hedef belirlediniz mi? Ya isterim tabii 1 milyonla ayrılmak. Çünkü ilçemde yapılacak o kadar çok iş var ki. Köpek hayvanlarına, daha doğrusu sokak hayvanlarına barınak yaptırmak istiyorum. Bir çevreciyim, evet. Bol bol fidan alıp toprağımla buluşturmak istiyorum. Gerçekten yaşadığım bölge ağaç konusunda çok fakir bir bölge. O konuda destek olmak istiyorsunuz bölgeye. Evet, bilmiyorum. Şimdiden ben, elinize Muhtar sağlık. Muhtar devam edelim mi Ali Bey? Edelim. Sırada üçüncü sorumuz çünkü var. 3000 lira değerinde. Ben uzun soluklu konuşmayı çok severim. Fark ettim efendim. 3000 lira değerinde sorumuz geliyor. Kolay soru. Bir ikili, bir üçlü, iki de berjer almak istiyoruz diyen biri hangisini alıyordur? A. Koltuk takımı. B. Çatal bıçak takımı. C. Cetvel takımı. D. Satranç takımı. Süre burada biraz uzadı değil mi? Evet, 45 saniye. Teşekkürler. Berjer. Çift şeker hakkımı kullanmak istiyorum. Yarı yarıya joker hakkınız evet, var. Evet, yarı yarıya. Yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. A. Koltuk takımı. D. Satranç takımı. A. Koltuk takımı son kararım. Dahi miyim neyim ya? Kenan Bey. Joker kalmadı değil mi şimdi? Evet efendim. İşte yarış şimdi başlıyor. Üstünüzden attınız ya bütün jokerleri. Ben jokerlerle yükselmeyi seven bir insan değilim. Hayatım boyunca da bu böyle oldu. Sırtımızın ekmeğiniydik biz Kenan Bey. Yıllarca lastik tamirciliği yaptım. Ondan sonra kahvehane çalıştırdım. Küçük bir sürü aldım, onları güttüm. Büyükbaş hayvancılık yaptım. Oyun salonu işletmeciliği yaptım uzun yıllar, bir 10 yıl falan sürdü. Pandemi çıkınca kapattım. Zaten emekliliğim de yakındı, emekli oldum. Şimdi nasıl oyalıyorsunuz kendinizi? Kendimizi işte sosyal medyada video çekerek. Siz de sosyal medyadasınız. YouTuber olma yolunda ilerliyorum. YouTuber diyorlar ama para kazanmıyorum ben bu işten henüz. Onun için kendimi YouTuber olarak kabul etmiyorum. Para kazanmaya başlarsak yaptığımız işten. Benim sosyal medyada hesabım yok Ali Bey. Öyle mi? Yani evet. Sizin gibi derken yani bu
Bu işte bir sosyal medya şeysi değil mi? Yok, bu televizyon programı. Öyle mi? Tabii ki. Anladım. Neyse ben bu konuda sözümü geri alayım. Peki efendim, sırada dördüncü sorumuz var. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangi masa oyununu kazanabilmeniz için oyun tahtasında rakibinize ait olan tüm taşları toplamanız gerekir? A. Tavla. B. Dama. C. Satranç. D. Okey. A şıkkı, tavla, son karar. Oyun tahtasında rakibinize ait olan tavlada kendi taşlarınızı toplarsınız, damada rakibin taşlarını toplarsınız, soruda rakibinize ait olan tüm taşları toplamanız gerekir. Şu anda ben kaybettim. Evet efendim. Tamam. Yani 2000 liraya düştünüz. Buradan dostlarıma veda konuşması yapabilir miyim? Saate bakmama gerek yok herhalde. Makul bir sürede biter mi Ali Bey? Mümkün olduğu kadar. Buyurun en efendim. Az kısa sürede. Buyurun. Bozan Mahallesi'ne, Adisar Mahallesi'ne, efendim Bahçecik Karakamış Mahallesi'ne, Osmaniye Mahallesi'ndeki bütün dostlarıma buradan saygılar, sevgiler sunuyorum. Ben buraya sizinle tanışmaya, sohbet etmeye geldim. Benim amacım para kazanmak değildi. Sizinle tanışmış olmak, sohbet etmek milyonlarca liraya bedel. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu hayalimizi gerçekleştirmiş olmak bize yetti. Biz alnımızın terini yemeye devam edelim. Jokersiz bir şekilde. Değil yani, mi Ali Bey? Yani önemli olan burada yarışmaktı. Kesinlikle kaybettiğim için üzülmüyorum. Yine hatıra olsun, bir para kazandık. Evet, evet. Bu da bizim yol masraflarımızı karşılar. Benim öyle yüksek hedeflerim yoktu zaten. Tabii milyon getir diyenlere de hayal kırıklığı oldu belki ama onlar da hak etti bunu ya. Hak ettiler mi? Hak etti. Tebrik ediyorum İnşallah Ali Bey. İnşallah ilerleyen zamanlarda yine sohbet etme şansı bulursak seni sağlıklı, huzurlu, mutlu görmek isterim inşallah. Ailenle beraber. İnşallah mutlu, hep beraber inşallah. Hep beraber. Buradan o da bizim artık kızımız, kardeşimiz. Lila'ya da saygılar, sevgiler diliyorum. Laline. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eksik olmayın Ali Bey. Sizi 2000 lirayla uğurluyoruz. Böyle alayım efendim. Çok selamlar. Buradan Ali Bey. Esra Ulusoy geliyor. Merhabalar. Esra hoş geldin. Hoş buldum Kenan Bey. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni tanımak isteriz. Tanıtayım. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi mezunuyum. Aynı zamanda yine yüksek lisansıma devam ediyorum. Şu anda da aktif olarak İzmir'de Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak çalışıyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Göğüs cerrahisi ve beyin cerrahisi servisinde çalışıyorum. Bu şekilde. Hobilerin nelerdi, ne yaparsın? Aslında çalışma saatlerimiz çok yoğun olduğu için çok fazla kendimize vakit ayıramıyoruz. Bundan zaten şikayetçiyim. Onun dışında ayırabildiğim vakitlerde spor, yani fitness, zumba, kitap okumak, dizi izlemek gibi herkesin yaptığı ortak aktivitelerden yapabiliyorum sadece. Buraya kiminle geldin? Buraya abimle geldim. Sözü kendisine verelim. Merhaba, hoş geldin. Merhaba Kenan Bey. Nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, seni de tanımak isteriz. İsmim Arda Ulusoy, İzmir'de yaşıyorum. Özel sektörde kimyager olarak çalışıyorum. 30 yaşındayım. Kardeşime başarılar diliyorum. Hayırlısı olsun. Teşekkür ederiz, tekrar hoş geldin. Ben teşekkür ederim. Esra, kuralları biliyorsun. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Çok mutlu görünen ve parmaklarında kırmızı kurdele ile bağlanmış yüzükler bulunan iki kişinin karşısındaki aile büyüğünün elinde muhtemelen hangisi vardır? A. Güğüm. B. Merdane. C. Rende. D. Makas. D. Makas. Son kararım.
Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sırada ihbaraj sorumuz var. 2000 lira değerinde sorumuz geliyor. Anlatılması kolay ancak yapılması çok güç durumlar için kullanılan söz hangisidir? A. Dişe kolay. B. Dize kolay. C. Dile kolay. D. Yüze kolay. C. Dile kolay. Son karar. Tebrik ediyorum Esra. Teşekkür ederim. İlk barajı geçtin, 2000 lirayı garantiledin. Evet, ilk heyecanı bir attım. İlk iki soruda. Evet. Bir hedef var mı aklında? Yani 50 ya da 100 bin olursa çok iyi olur benim için. Umarım öyle olur. İnşallah, bakalım. Sırada üçüncü sorumuz var. 3000 lira değerinde sorumuz geliyor. Matematikte ondalık sayı sisteminde hangi atta bir basamak yoktur? A. Birler. B. İkiler. C. Onlar. D. Yüzler. Yani ikiler diye düşünüyorum ama burası o kadar heyecanlı ki insan bildiğini bile sorguluyor. Tahmin edebiliyorum. B. İkiler. Son kararım. Tebrikler Esra. Sağ ol. Sırada dördüncü soru var. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisi geleneksel Japon çiçek düzenleme sanatının adıdır? A. Ikesana. B. Ikebana. C. Ikeona. D. Ikeshuna. Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Telefon Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. Yarışmacımız telefon Joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Esin Ulusoy Yeşilbağ, Talip Yıldırım, İbrahim Taylan. Kimi arayalım? Talip Yıldırım'ı arayalım. Yakınlığınız nedir? Abimin liseden beri çok yakın arkadaşı. Benim de abim gibidir kendisi senelerdir. Ne işle meşguldür? Memur kendisi. Emniyette. Umarım doğru cevabı verir. Umarım. Talip Bey, iyi akşamlar. Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? İyi akşamlar Kenan Bey. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Yarışmacımız Esra Ulusoy dördüncü soruda takıldı. Size danışmak istedi. Tamam. Esra şimdi soruyu okuyacak, 30 saniye süreniz olacak. Hazır mısınız? Hazırım, bekliyorum. Hangisi geleneksel Japon çiçek düzenleme sanatının adıdır? Ikesana, Ikebana, Ikeona, Ikeshuna. Japon çiçek düzenleme sanatı. Japon? Çiçek düzenleme sanatının adı. Düşünüyorum bir saniye. 10 saniyemiz var. 9, 8. Ikebana. Ikebana. Evet, Ikebana kardeşim. Tamam, sağ olun. B şıkkı Ikebana son kararım. Esra, sıra geldi 5. sorumuza. Evet. Değerli izleyenler, 7500 lira değerindeki sorumuz geliyor. John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar adlı romanının baş karakterleri olan George Milton ve Lenny Small'un türleri sırasıyla nelerdir? A. Fare ve insan. B. İnsan ve fare. C. İnsan ve insan.
D, fare ve fare. Hep okumak istediğim bir romandı. Keşke bu yarışmadan önce okusaydım. Seyirci Joker hakkımı kullanmak istiyorum bu soru için. Tabii ki. Sevgili seyirciler, John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar adlı romanının baş karakterleri olan George Milton ve Lenny Small'un türleri sırasıyla nelerdir? A. Fare ve insan, B. İnsan ve fare, C. İnsan ve insan, D. Fare ve fare. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %30'lar oranla A ve B şıkları demişler. Ona en yakın %23 ile D şıkkı, ona da en yakın %17 ile C şıkkı. İlerlemek istiyorum ama... %50'yi kullanırsam... %50 joker hakkımı da kullanmak istiyorum. Tabii ki. Yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. C. İnsan ve insan. D. Fare ve fare. Seyircilerime güveniyorum. Denizli, fare ve fare. Son kararım. Evet, hikayenin içerisinde bir fare karakteri yok aslında. Ya. Evet, iki işçinin hikayesini anlatır. Bir tanesi çok iridir ve çok güçlüdür. Diğeri de zekidir, hep onu yönlendirir. Ve sonu da çok hüzünlü biter. Hı-hı. Seyircilerimizin anladığım kadarıyla %83'ü kitabı okumamış. Benim gibi, aynı. Evet. Sağlık olsun Esra. Evet. Ne paylaşmak istersin ayrılmadan önce? Yani dediğim gibi buraya katılmak... Çok büyük bir şans benim için. Böyle unutulmaz bir anı kazandım sonuçta. Önemli olan gerçekten Mevla değildi. Bu anıyı kazanmaktı. Benim için yeterli oldu. Ben mutlu ayrılıyorum buradan. Harika. Tebrik ediyorum. 2000 lira ayrılıyoruz diyoruz. Sağ olun. Böyle alın lütfen. Tebrik ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Ada Köprülüler geliyor. Merhabalar. Ada hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler siz. Teşekkür ederim. Seni tanımak isteriz. Ben 22 yaşındayım. İstanbul'da oturuyorum. Boğaziçi Üniversitesi'nde felsefe okuyorum ama fizikle de çift anadal yapıyorum. Fizikle de çift anadal evet. Yapıyorsun? Evet. Tamamen iki ayrı bölüm. Evet ama kolay ben kolay olmasa hep, gerek Ada. Yani kolay değil ama ben hep onları çok iç içe gördüm. Yani özellikle felsefe her şeyin içinde var zaten. Bir de evrenle, dünyayla çok ilgili olduğum için... Bunların ikisini birleştirerek ancak merak ettiğim şeyleri en derine kadar öğrenebilirim diye düşündüm. Matematikle felsefe daha bir akrabadır. Fizik aslında biraz daha evet. Nettir evet. Yani somuttur. Evet. Yani matematiğin de bir soyut tarafı vardır. Tabii evet ben ama matematikte çok iyi değilim maalesef. Fizikte daha iyiyim. Çünkü daha böyle hani analitik düşünce değil de hikayeler böyle konseptleri daha iyi anladığımı düşünüyorum. Ama bence fiziği... Boğaziçi'nde fizikte okuyorsan matematiğin değildir. Kendi kıyasına göre belki iyi değildir. Fiziğine evet, göre belki. Olabilir. Başka neler yapıyorsun? Onun haricinde bas gitar çalıyorum. Müzikle çok ilgiliyim. Film izlemeyi, kitap okumayı da çok seviyorum. Kaç yıldır çalıyorsun bas gitar? 5 sene oldu. 5 senedir? Evet. Bir grubum olsun çok istiyorum ama henüz olmadı. Belki olur. Üniversitede yok mu öyle bir müzik grubunuz? Var. Yani müzik şey kulübümüz var ama ben katılmadım nedense. Başka kulüplere katıldım. Ona da katılırsın umarım. Belki. Kiminle geldin? Kuzenim Derin'le geldim.
Sözü Derin'e verelim. Derin hoş geldin. Hoş bulduk Kenan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Seni de tanımak isteriz. Ben Derin Arslan. 22 yaşındayım. Ben sinema televizyon öğrencisiyim. Nerede? Işık Üniversitesi'nde. Onun dışında ben de müzikle ilgiliyim. Piyano çalıyorum. İşte prodüksiyonlarla uğraşıyorum. Öyle. Prodüksiyon? Müzik prodüksiyonu? Müzik prodüksiyonu, evet. Sonrasında ne yapmayı düşünüyorsun? Sinema, televizyonla mı devam edeceksin, müzik sektöründe mi? Ya sanırım müzik sektöründen devam edeceğim. Sinemada kalsam da yine ses kısmıyla uğraşacağım gibi. Anladım. Adaya başarılar diliyor musun? Diliyorum, başarılar. Ters oldu ama olsun. Ama gönülden oldu diyorsun. Tabii ki. Peki. Derin, teşekkür ederiz. Ben tekrar teşekkür ederim. Ada kuralları biliyorsun. Evet, biliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Hangisi filmlerdeki hipnoz sahnelerinde geçen klişe bir söz olur? A. Kaşlarımı çatınca kahkaha atacaksın. B. Gözlerimi belertince koşacaksın. C. Parmaklarımı şaklatınca uyanacaksın. D. Dişlerimi gıcırdatınca uçacaksın. C şıkkı parmaklarımı şaklatınca uyanacaksın son karar. Tebrik ediyorum Ada. Teşekkürler. Sırada ilk baraj sorumuz var. 2000 lira değerinde sorumuz geliyor. Kırmızı halıda şıklık yarışı başlıklı bir gazete haberinde muhtemelen ne tür bir organizasyondan bahsedilmektedir? A. Halı saha maçı, B. Ödül töreni, C. Üniversiteye giriş sınavı, D. Metal müzik konseri. B. Ödül töreni son kararım. Ada tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İlk barajı geçtin, 2000 lirayı garantiledin. Oh. Bir hedef belirlemiş miydin gelirken? Yani benim en büyük hedefim bu yarışmaya katılmaktı. Çünkü küçüklüğümden beri gerçekten çok seviyorum bu yarışmayı. Yani hep izliyorum. Bu yüzden katıldığım için çok mutluyum. Gidebildiğim kadar gitmek, yaşayabildiğim kadar yaşamak istiyorum. Yolun açık olsun Ada. Teşekkür ederim. Sırada üçüncü sorumuz var. 3000 lira değerinde sorumuz geliyor. İçli dışlı yoğun anlamına gelen ikileme hangisidir? A. Fıkı fıkı, B. Sıkı fıkı, C. Fıkı sıkı, D. Kıkı kıkı. Ben seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler, İçli dışlı yoğun anlamına gelen ikileme hangisidir? A. Fıkı fıkı, B. Sıkı fıkı, C. Fıkı sıkı, D. Kıkı kıkı. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %91 oranıyla B şıkkı demişler. Ada. Evet, B şıkkı sıkı fıkı demek istiyorum ben de. Son kararım. Aklına hangisi karıştırdı? Fıkır fıkır diye hatırladım da fıkı fıkı mıydı gerçeği acaba diye düşündüm bir anlık. Kalabalık fıkır fıkır ortamlarında böyle fıkır fıkır dolu gibi düşündüm ama bilmiyorum, heyecanlandım herhalde. Evet, evet. Sanırım soruyu yanlış anladım. Evet. İçli dışlı yoğun. Evet, evet. Derinle dışlı muhabbetiniz nasıldır? Aynen. Sıkı fıkı mısınızdır, evet, yoksa evet, mesafeli mi? Yani içli dışlı evet öyleydi de yoğun sanırım kafamı karıştırdı orada. Anladım. Seyircilerimiz destek verdi ve dördüncü sorumuza geldik Ada. 5000 evet. lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz. Sorumuz sonra gelecek. Orijinalini dinlediğiniz şarkının Türkçe versiyonu hangi adla bilinir? A. Serserim benim. B. Beni hatırla.
C. Yalancı Bahar. D. Ayrılmam. D. Şıkkı ayrılmam son kararım. Aslında şarkının adını bilmiyordum. Sözlerden anladım. İyi ki sözleri şarkının adıymış. Yoksa bilemezdim. Sözlerden nasıl anladın? İşte, aldırmam diye. Ayrılmam. Ayrılmam. Ha, evet. Sarılırım hayallere. Aşkı Nur Yengi ile bizim için unutulmaz evet. Bir parça haline gelmişti muhteşem yorumuyla. Evet. Ada, 5. sorumuza geldik. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Yolculuğunu neyle yaptığını sorduğunuz kişi hangi cevabı verirse gemi yolculuğu yaptığını söylemiş olur. A. Sefine. B. Şimendifer. C. Velespit. D. Tayyare. Bir fikrim var. Joker kullansam mı diye düşünüyorum. Ama sanırım kullanmayacağım. D şıkkı, tayyare, son karar. Tayyare belki de en çok bilinenidir aslında da. Tayyare uçak. Evet, doğru. Velespit bisiklet, şimendifer tren, sefine de gemi olacaktı. Evet. Karışıklık oldu galiba. Tayyare'yi bildiğini düşünüyorum çünkü. Evet, Tayyare'yi biliyordum. Heyecandan karıştırdım. Sağlık olsun Ada. Evet, sağlık olsun. Ne paylaşmak istersin ayrılmadan önce? Çok güzeldi. Gerçekten katıldığım için çok memnunum. Yani insanların şüphesi varsa kesinlikle katılsınlar bence. Böyle bu şekilde. Peki, tebrik ediyorum. Seni 2000 lirayla uğurluyoruz. Böyle alın lütfen. Başarıların devamını dilerim. Teşekkür ederim.